Size bugün genetik mutasyonlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ama asıl konumuza geçmeden önce moleküler biyolojinin merkez dogmasına, bir hücredeki genetik bilginin DNA şeklinde nasıl saklandığına ve bunun daha sonra RNA'lara kopyalanarak protein sentezinde nasıl kullanıldığına kısaca değinmek istiyorum. Bir örnek üzerinden gitmek gerekirse, buradaki kısa DNA dizisi bir RNA dizisine kopyalanacak. A'nın U ya da T, S'nin de G ile bir araya geldiğini unutmayalım, tamam mı? Bu RNA daha sonra bir protein sentezinde kullanılacak. Bu süreç sırasında RNA nükleotitlerinin kodon denilen üçlü gruplar halinde okunduğunu da hatırlatmak istiyorum. Mutasyonlar sentezlenen bu proteinde bazı hatalar oluşmasına sebep olabilir. Size hemen orak hücre hastalığı ile alakalı bir örnek vermek istiyorum. Bu genetik mutasyonun sebep olduğu bir hastalık. Al yuvarlarımızda hemoglobin adı verilen bir protein bulunduğunu biliyoruz. Buna kısaca HB diyelim. Hemoglobin, oksijenin vücudumuzda taşınabilmesi için onlara tutunacak demir iyonlarını koordine eden proteindir. Orak hücre hastalığını sebep olarak etkileyen faktör, yani mutasyon, yani bu hastalığın sebebi olan mutasyon daha doğrusu. Hemoglobinin mutasyona uğrayıp HBS denilen bir forma dönüşmesi sonucu oluşmuştur. Yani dönüş, bu dönüşümü daha doğrusu sağlar. Bu mutasyonun sağladığı dönüşüm budur. Hemoglobinin HBS'ye dönüşmesidir. Normal hemoglobin ile HBS arasındaki fark ise glutamat aminoasidinin valin aminoasidi ile yer değiştirmesidir. Bu mutasyon sonucu bir al yuvarda toplanan HBS proteinleri o al yuvarın oksijen taşımasını zorlaştırırlar küçük bir not. Al yuvarlar. Hematopoietik kök hücrelerinden. Hematopoies. Hematopoies adı verilen bir süreç sonucu üretilir. Peki mutasyonlar nerede bulunur ve ilk olarak nasıl ortaya çıkar? İsterseniz yanlış protein sentezi ile sonuçlanabilecek birkaç hatayı yakından inceleyelim. Öncelikle bir hücre translasyon sırasında bir hata yapabilir. Bunu bir kere cebimize koyalım. Örnek olarak yine orak hücre hastalığını kullanacağım. Bir DNA dizisindeki 3 nükleotitli bir gen hemoglobini kodluyor olsun. Bu DNA dizisi GAG olarak bir RNA dizisi kodlar. GAG normalde bir glutamat kodlar ama translasyon sırasındaki bir hata glutamat yerine valin sentezlenmesiyle sonuçlanırsa eğer, mutasyona uğramış hemoglobinle özdeşleştirilmiş orak hücre hastalığı ortaya çıkar. Bu noktada translasyon sırasında meydana gelen bir hatanın sadece tek bir hemoglobinin mutasyona uğramasına sebep olacağını da eklemek istiyorum. Ve hücreler bir sürü hemoglobin ürettiği için bunlardan birinin hatalı olması hücre üzerinde çok da büyük bir etki yaratmayacaktır. Bundan dolayı translasyon sırasında meydana gelen hataların orak hücre hastalığındaki gibi mutasyonlara sebep olmadığını söyleyebiliriz yani her zaman değil en azından. Sırada transkripsiyon sırasında meydana gelen hatalar var. STS nükleotitlerinden GAG RNA dizisi kodlanır. Ama GAG yerine GUG kodlanmasına sebep olacak bir hata meydana gelirse, sonuç olarak valinle özdeşleşen mutasyona uğramış protein sentezlenmiş olur. Bu hata oluşursa, hücre RNA dizileri sadece birkaç kere kullanılabileceği için mutasyona uğramış sadece birkaç tane hemoglobin sentezler. Bunun için transkripsiyon sırasında meydana gelen hataların da orak hücre hastalığı ile özdeşleştirilmiş mutasyonlara sebep olmadığını söyleyebiliriz. Son olarak isterseniz bir de DNA dizilimindeki hatalara göz atalım. DNA'daki STS dizilimi bir hata sonucu SAS'ye dönüşürse, Buradan kodlanacak RNA değişikliğe uğradığı için sonuç olarak bir glutamik asit yerine bir valin proteini çıkar. DNA hücrenin genetik bilgisinin depolandığı yer olduğu için de bu genin ürettiği bütün proteinler mutasyona uğramış olur. Buna göre mutasyonların RNA ya da proteindeki değil de e, hücrenin DNA'sındaki hatalardan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Sıradaki soru bu mutasyonların nereden geldiği ile alakalı. Bir kişinin genetik mutasyona uğraması iki şekilde gerçekleşebilir. Birincisi mutasyon anne ve babalardan geliyor olabilir. DNA'nın anne ve babadan çocuklara geçtiğini hatırlıyorsunuz değil mi? Eğer babanın mutasyona uğramış genleri varsa çocuklardan birinin bu gene sahip olması son derece olasıdır. İkincisi ise mutasyonun kendiliğinden ortaya çıkmasıdır. Yani kişi mutasyonu anne ve babasından almamıştır. Kendiliğinden olan mutasyonlar DNA kopyalama hatası, zehir gibi bazı çevresel faktörler sonucu ya da tamamen rastlantısal olarak ortaya çıkabilir. Evet, bu videoda neler öğrendik? Öncelikle mutasyonların RNA ya da protein değil ama DNA seviyesinde ortaya çıktığını öğrendik. Aynen orak hücre hastalığında olduğu gibi mutasyonların etkileri ise protein seviyesinde gözlemlenir. Her kuralda olduğu gibi bunda da bazı istisnalar vardır ama bir mutasyonun etkilerinin protein seviyesinde gözlemlendiğini söylemek son derece doğrudur. Son olarak bir de mutasyonların ya anne ve babadan çocuklara geçtiğini ya da kendiliğinden ortaya çıktığını öğrendik.